Tomb Raider serisi benim için her zaman çok önemli bir yer taşır. Lara Croft karakteri de benim oyun dünyasında en sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Ve bu franchise'ın her oyununu incik cincik takip eder, araştırır, hafızama kazarım. Ama tabii serinin her oyununu eşit mi seviyorum? Tabii ki de hayır. Ben de buna dayanarak şu ana kadar çıkan bütün Tomb Raider oyunlarını tier list çatısı altında sıralama ve bunun sebeplerini size açıklamaya karar verdim. Lafı çok fazla uzatmadan Tomb Raider tier listini yapmaya hazırsanız başlayalım. Tomb Raider bir Core Design tarafından 1996 yılında geliştirilip Eidos tarafından yayınlanan ve serinin hayatımıza girmesini sağlayan ilk Tomb Raider oyunu. Bu oyun bende çok özel bir yerde ve özellikle en sevdiğim Tomb Raider kötülerinden biri olan Jack Van Nutley ile tanışmama sebep olmuştur. Bu oyunu Tomb Raider 2 Dagger of Shine'dan sonra oynadım ve bu oyunun 2'den çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle oyunun başındaki mağaralar bölümünde ben küçükken çok tırsıyordum. Yarasalardan bile korkutmuştu beni o dönemler. Zorluğuna ve daha ürkütücü olmasına rağmen hikayesini, karakterlerini ve level design'ını çok sevdiğim için bu oyunu S tier'ına koyacağım. Tomb Raider 2 Dagger of Shine benim en çok sevdiğim Tomb Raider oyunlarından biri. Ve serinin orijinal timeline'ında ilk oynadığım oyun. Ve o timeline'da en güzel, kafa karıştırıcı ve kaliteli hikayenin bu oyunda olduğunu düşünüyorum. Oynanış konusunda tabii ki de ilk Tomb Raider oyunundan farkı yok. Her zaman bildiğimiz Tomb Raider kötü yani. İlk oyundan bir yıl sonra çıkış yaptı oyun. Tek farkı tuzakların ilk oyundan bir tık daha kolay olmasıydı. En azından bana göre. Ve level design'ını en sevdiğim Tomb Raider oyunlarından bir tanesidir. Özellikle o Venedik'e gittiğimiz İtalya bölümleri gerçekten de çok güzeldi. Hala unutamam o bölümleri. Genel olarak oyunun puzzle'larını da çok beğenirim. Ek olarak da ben bu oyunu ilk oyundan çok daha ayrı bir yerde tutuyorum ve en çok da bu oyunu oynadım bu timeline'da. O yüzden Dagger of Shine'ı S tier'ına koyacağım. Bu oyun bende travma yaratan oyunlardan bir tanesi seriyle. Gerçekten bence bırakın orijinal timeline'ı, serideki en zor ve çilenen çıkartan oyun Tomb Raider 3. Bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Kesinlikle en zor oyun bu oyun. Bu oyunu eğer günümüzde oynamayı düşünüyorsanız bir daha düşünün. Ve asla seriye bu oyunla giriş yapmayın. Çünkü bu oyun sadece zor değil, acımasız. Kütük tank kontrolleri zaten geçin günümüzle alakası bile yok. Ama oyunun level dizaynını, bulmacalarını her ne kadar beğensem de asla sizi affetmiyor. Oyuna ilk kez başladığınızda oyunun ilk 10 dakikasında orman levelinde eğer hayatta kalmayı başarır ve ne yapabileceğinizi direkt tekte çözerseniz sizi canı gönülden tebrik ederim. Gerek sağlık paketlerini çalan maymunlarıyla, gerek bir kere düştünüz mü lanet okuduğunuz bataklık kısmıyla, gerekse kafa karıştıran ve tam nereden gideceğinizi çözdüğünüzü zannedip aslında tekrar sizi kaybetmeye mahkum bırakan ama bir o kadar da akıllıca tasarlanan level dizaynıyla hiç unutamadığım bir oyun. Yine bu acımasızlığına ve zorluğuna rağmen çok sevsem de benim gözümde ilk iki oyunun seviyesine yaklaşamıyor. O yüzden A tier'ına koyacağım. İşte geldik serinin en bomba oyunlarından bir tanesine. The Last Revelation. Bu oyuna hayran olduğum ve duygulandığım kadar başka hiçbir Tomb Raider oyununa bu kadar kolay duygulanmadım. Lara Croft'un küçüklüğünü kontrol ederek başladığımız bu oyun Kamboçya'da başlıyor ve hikaye ihanet, ölüm, açgözlülük konuları altında şaşırtıcı olaylar üzerinde dönüyor. Prologdan sonra Lara ile Mısır'da ilk bölüme başlıyoruz. Mısır mitolojisini ve tarihini bana araştırtan ve sevmemi çok sağlayan oyunlardan bir tanesi. Ama oyunun o bölümlerinden hala içim ürperir. Gameplay videolarında bile bir farklı hissettiriyor yani. Hatta küçükken oyunun cover artlarından bir tane korkuyordum. O iskele savaşçılarından da halen nefret ederim. Grafikler elbette yılına göre normal düzeydeydi fakat level dizaynı çoğu yerde en saçmalayan ve allak bullak olan oyunlardan da bir tanesiydi seride. Ben ilk kez oynadığımda oyunun ilk dakikalarında saatlerce kaybolmuştum. Abartsız söylüyorum. Ama hikayesini dediğim gibi en etkileyici ve hafızama kazınan Tomb Raider oyunlarından bir tanesi olarak görüyorum ve bu oyunda bende özel bir yerde. O yüzden S tier'ına koyacağım. Öncelikle Tomb Raider hayranları bu oyundan pek haz etmez. Ki haz etmemekte de haklılar. Sebebi ise tahminim şu. Core Design'ın The Last Revelation ve Tomb Raider 3'ü paralel olarak geliştirdiği ve 3'ü yayınladıktan sonra The Last Revelation'a odaklandıklarından sonra hikayeyi oluşturmakta ve artık Lara Croft'un hikayelerini birbirine bağlamakta oldukça zorlanıyorlar. Ve şirketteki çalışanların bayağı akıl sağlıklarına, motivasyonlarına, hayat kalitesine kadar da etki ediyormuş bu durum. Yani her yıl Tomb Raider oyunu çıkarıyorlar yani. 96'da ilk oyun, hemen arkasından 97'de ikinci, 98'de 3, 99'da 4, 2000'de de Chronicles. Burada şimdi ufak bir spoiler gireceğim araya. Atlamak isterseniz şu dakikaya atlamanız rica olunur. Şimdi haliyle Core Design üst üste çok fazla Tomb Raider oyunu yaptığı için en sonunda bu franchise'den sıkılıyorlar ve The Last Revelation'da finalde Lara'yı öldürüyorlar. Ve çalışanlar, geliştiriciler falan da bu durumdan memnun kalıyor ve The Last Revelation'ı beklenenden az satmasında sorun etmiyorlar. Ve şirketin yeni projelerine odaklanmak istiyorlar. Ama yayıncı Eidos Tomb Raider markası dünya çapında çok tuttuğu için Core Design'e baskı yapmış ve Tomb Raider markasına devam talebinde bulunmuş. İyi ki de bulunmuş. O konuda hiçbir sıkıntımız yok
zaten. Core Design da mecburen buna dayanarak Chronicles üzerinde çalışmış ve ortaya The Last Revelation oynanış mantığı üzerinden giden, yine tank kontrollü ama bazı hayranlar tarafından hikayesi yarım yamalak ve özensiz bulunan bir oyun çıktı. Hayranlar da o zamanlar Lara'nın ölmesine zaten üzülmüşken çok güzel bir plot twist'le geri dönüş beklemiş. Ama birçok kişi o zamanlar bu oyundan pek tatmin olmamış. Ben de her ne kadar oyunu çok sonradan oynamış olsam da The Last Revelation'dan sonra oynadım ve evet, hikaye beni de tatmin etmedi. Yani çok özensiz gelmişti oyunun hikayesi. Acele çıkarılmış gibiydi. Oyunda seride The Last Revelation'dan sonra işte ipte yürüme, bazı erişilemeyen yeni yerlerde sallanabilme falan gibi birkaç yeni akrobatik hareketler de eklenmişti bazı yeniliklerin yanında. Ama yine de ortalama gördüğüm ve pek de akıllara kazınan, tümüyle etkileyici bir oyun olduğunu hiçbir zaman düşünmedim Chronicles'ın. O yüzden Chronicles'ı D tier'ına koyacağım. İşte serinin en iddialı, orijinal timeline'ı mükemmel bir şekilde bitiren en sofistike ve en yenilikçi oyun. Bunu ciddi ciddi tabii ki de söylemiyorum. Ama söylemek isterdim. Tomb Raider 6 Angel of Darkness. Oyun Chronicles'ın doğrudan devamı niteliğinde. Hikayeyi anlamak için Chronicles'ı ve ondan önceki oyun The Last Revelation'ı mutlaka oynamanız gerekiyor. İkisinden de referanslar var oyunda. Ben bu yenilikçi ve iddialı oyundan nefret ediyorum. En sevmediğim Tomb Raider oyunları arasında. Hikayesi her ne kadar güzel olsa da The Angel of Darkness'ın yaptığı o kadar çok hata vardı ki. Chronicles'ın aldığı karışık ve ortalama eleştirilerden sonra 3 yılın ardından bu oyun çıkış yaptı ve Lara'yı Paris sokaklarında yönettik. Menüsü, ambiyansı, o verdiği karanlık temayla, hissiyatla bence serideki en değişik ve özgün oyun. Hala da bu konuda düşüncelerim aynı. Ama oynanışı en berbat oyun seride. Hatalı, tankın da tankı, sıkıcı level dizaynına sahip, bulmacalar bir ayrı keyif vermiyor. Ki Core Design de bu oyun hakkında insanlara zibilyon tane vaat vermişti zamanında. İşte 6. nesil konsolların ve teknolojinin en önde gelen oyunlarından biri olacak. Bu oyunda bir üçleme başlatıp çağ atlatacağız seriye vesaire vesaire, türlü türlü şey söylediler. Ancak öyle olmadı. 2,5 milyon kopya satmış olmasına rağmen The Angel of Darkness medyada yerden yere vuruldu. Eleştiriler, dalgalar, alaylarla doldu oyunun kritik yazıları. Ben de her ne kadar oyunun yarattığı ambiyansı, hikayesini sevsem de oyun benim için en oynanışı zevk vermeyen Tomb Raider oyunu olarak kalacak. O yüzden Angel of Darkness'ı E tier'ına koyacağım. F'ye koymaya kıyamadım ya. Ne bileyim. İşte geldik benim en sevdiğim Tomb Raider oyununa. Tomb Raider Legend. Bu oyun benim en çok oynadığım ve bitirdiğim Tomb Raider oyunu. Levellerini falan ezberledim artık. Gözüm kapalı bile oynarım o derece. Bunun CD'sini babam ilk getirdiğinde çok heyecanlanmıştım ve birlikte oyunu bilgisayara kurup oynamaya başlamıştık. Babam da beni kenarda izleyip bir yandan da televizyon izlerdi. Bazen bana bazı bölümlerde yardım edip klavyede bazı tuşlara da o basardı. Hiç unutmam o zamanları. Neyse işte, ben bu oyuna çok bağlanmıştım. Ve hem hikaye kalitesiyle hem seride kendine ait bir timeline başlatmasıyla, yepyeni ve yenilikçi oynanışıyla hem PlayStation 3'ün hem de PC'lerin potansiyelini sonuna kadar göstermişti bu oyun. Lara'nın kıyafetlerini istediğimiz şekilde kişiselleştirip istediğimiz kıyafeti de giydirebiliyorduk. Tabi bu bölümleri bir kez bitirdikten sonra açılan bir özellikti. Ama çok başkaydı be. Özellikle oyundaki Kazakistan ve Japonya bölümlerine bayılırım. Mükemmeldi. Bu oyunu tartışmasız bir şekilde S tier'ına koyuyorum. Tomb Raider Anniversary serinin ilk oyunu olan Tomb Raider 1'in remake'idir ve Legend Timeline'ın da ikinci oyunudur. Oyunun ilk oyunun remake'i olmasına rağmen sanki Legend Timeline'ında Tomb Raider Legend'dan önce bu olaylar olmuşmuş gibi geçiyor olay. Sebebi de yeni bir timeline başladığı için. Croft Manor kısmında Legend'inkiyle neredeyse birebir aynı dizayn olarak. Bazı değişiklikler var elbette. Mesela Anniversary'de bahçede puzzle çözüyorduk. İşte daha farklı yerlere giriyorduk karanlık. Bana göre ürkütücü yerler yoğunluktaydı Anniversary'de. Legend'da da böyle bölgeler olsa da daha azınlıktaydı ve daha chill, rahat bir ortam vardı. Ama Croft Manor müziği çok güzeldi bir oyunun. En sevdiğim Tomb Raider müziklerinden biridir. Çok sakinleştirici, duygusallaştırıcı bir tonu var. Onun dışında grafiksel ve oynanış geliştirmesi dışında hikaye ve karakterler ilk oyunla direkt aynı. Remake zaten. Kusursuz ve eksiksiz bir remake olduğu için de direkt S tier'ına gidiyor. Tomb Raider Underworld Legend Timeline'ındaki son oyundur ve üçlemeyi bana göre mükemmel ama iç burkutan bir şekilde kapatır. Neden iç burkutan diyorum? Çünkü ben bu hikayenin asla bitmesini istememiştim. Ve hiç hayal ettiğim gibi de bitmemişti. Ve Tomb Raider serisine beni en çok duygulandıran ve hala da bazen ara ara gözlerimi dolduran timeline Legend Timeline'dır. Tomb Raider Underworld'de malikanede başlayan karanlık ve hayrete düşürücü açılış sekansından sonra ilk chapter Akdeniz'in sularına inmemizle başlıyor. Köpek balıklarıyla bile suyun altında mücadele edip hayatta kalmaya çalışıyoruz. Neden oraya gittiğimizi Legend'da oynayanlar ve hikayesini bilenler anlayacaktır. Çünkü Tomb Raider Underworld Legend'dan hemen sonraki olayları konu alıyor ve oyunu anlayabilmeniz için Legend'ı bitirmeniz gerek. Ben Underworld'daki Lara'nın yüz modellemesini çok daha seviyorum ve çok daha çekici
gibi orijinal timeline'dan bildiğimiz Lara'yı daha çok yansıtıyor. Legend'daki Lara'nın yüzü gereğinden fazla meleksi ve pozitif gelmişti bana. Ama Underworld'daki daha kararlı, bildiğimiz, tanıdığımız o Lara Croft'ta daha yakışan bir yüz ifadesi var. Oynanışında birkaç yenilik haricinde Legend'la hemen hemen aynı diyebilirim. Ancak oyunda maalesef istediğimiz zaman girebildiğimiz Croft Manor bölümü yok. Ya bu da zaten hikayeyle alakalı bir durum. Adamlar keyfe kadar çıkarmamış yani. Mantıken o hikayede o bölümün olmaması gerekiyor. Bu oyunu ben PC'imde zamanında en düşük ayarlarda bile kasa kasa oynamıştım. Bak çok net hatırlıyorum. O zamanlar ekran kartım Nvidia GeForce 6600 GT'ydi. Underworld'un minimum sistem gereksinimlerinde ise Nvidia GeForce 6800 ve üzeri yazıyordu. Tabii saf tuğçe olarak ben bunu pek sallamayıp ne olacak alt tarafı iki modelcik düşük bir şey işte ne olacak çalıştırırız oraya laf olsun diye yazıyorlar zaten canım diye düşünerek oyunu babamdan istedim. Babam da tamam deyip oyunu buldu bana. Hard diskte de hafıza açtık. Kurduk ettik iyi hoş ama oyunu bir açtım menü ekranında bile kasıyordu çıtırından. Neyse bir şekilde kasa kasa oyunda New Game'i açtım. Babam da beni bir yandan oynarken izliyordu. Bir yandan da ben ufak kasmalara, donmalara aldırış etmeyip oynamaya çalışıyordum. İlk kez o şekilde bir oynamıştım oyunu. Çünkü artık tekrar tekrar Legend'ı oynamaktan sıkılmıştım. Daha farklı şeyler istemiştim. O hikayenin devamında ne olduğunu öğrenmem lazımdı. Öğrendim mi öğrendim. Şu an suyunu çıkardım oyunun artık. Bir şekilde donanımsal değişikliğe gitmeden ve PlayStation 3 almadan oyunu bitirmeyi başardım. Ama asla deniz bölümlerini ve fantastik final bölümünü unutmayacağım. O yüzden Underworld'u S tier'ına koyacağım. Heh, geldik en değişik duyguları hissettiğim oyuna. Tomb Raider 2013. Tomb Raider ya da Tomb Raider 2013, Eidos'un yayınladığı son oyun Underworld'den sonra Crystal Dynamics'in Eidos olmadan yaptığı ilk Tomb Raider oyunudur ve seride Survivor timeline'ını ve bir üçlemeyi başlatmıştır. Şimdi bu timeline hakkında benim hissettiklerim çok karışık. Öncelikle ben Tomb Raider fanları arasında serinin bu denli çok köklü bir şekilde rebootlanmasını pek de desteklememiş taraftaydım. Hala da öyleyim. Shadow of the Tomb Raider haricinde Tomb Raider 2013 ve Rise of the Tomb Raider çok kalite akan oyunlar mı? Kesinlikle öyle. Baştan aşağı kalite kokuyor hepsinden. Ama şöyle de bir şey var. Bunlar bana Tomb Raider oyunu hissiyatı vermiyor. Evet. Söyledim. Bunlar bana Tomb Raider oyunu hissiyatı vermiyor. Bunlar Tomb Raider oyunu değil. Evet amaçladıkları şey Lara yeni bir timeline'da toyken, gençken, 20'li yaşlardayken nasıl şu an tanıdığımız profesyonel hale geldiğini anlatmak zaten olay. Ya bu yüzden reboot'u tam olarak desteklemesem de bir tık sıcak bakıyorum. Çünkü sebebi mantıklı. Ama bana oynanış ve hikayedeki bazı mantıksızlıklar, işte ne bileyim sırf oyuncuları duygulandırmak için falan araya birkaç eski oyunlardan easter egg koymaları. Ya bunlar bana çok klişe ve bayat gelen şeyler ya. Eski oyuncuları çekmek için böyle şeyler yapmayın. Etmeyin. Olmuyor. Samimiyetsizsiniz yani. Tamam abartmayayım. Easter egg olması güzel bir şey de. Ya ne bileyim ya. Bana samimiyetsiz geliyor. Açık konuşayım. Ama ben Tomb Raider 2013'ü yine o zamanlar PC'ye kurup deli gibi oynamak istemiştim. Yalan yok. Her Tomb Raider'ı illa oynayacaktım yani. Kaçarı yoktu. O zamanlar bayağı kafayı takmıştım. Oyunda ilk çıktığı dönemlerde babama yalvardım bu oyun için. Babam da kırmayıp yine buldu etti oyunu. Ama PC'de oyun çalışsa da oyun içinde düşük ayarlarda bile kasmıştı. Abi de oyun 5 FPS falan yani. Böyle o kadar çok kasıyor ki anlatamam. Hatta ekranı karşısında böyle hafif ağlamaya başlamıştım. Sonra oynayamıyorum. Sonralarında da bu oyunu yeni PC'imde oynayıp bitirince çok duygulanmıştım. Her ne kadar reboot muhabbetini, Lara'nın bu oyundaki modellemesini hikayede birçok yeri mantıksız ve saçma bayat bulsam da oynanışı olsun, grafikleri olsun çok başkaydı. Ve genel çerçevede bir oyun olarak tümüyle kalite akıyor bu oyunla. Epic'te de bayağı ücretsiz verilmişti bu oyuna. Rise ve Shadow'la birlikte yılbaşı kampanyalarına falan veriliyordu. Steam'de de bir aralar 5 lira falanken almıştım bu oyunu. Hey ilgili günler eh. Şimdi 5 liraya nereden oyun bulacağım? Özetle Tomb Raider 2013'ü B tier'ına koyuyorum. Her ne kadar sevsem de tümüyle bir Tomb Raider oyunu olarak görmüyorum. Geldik çok karışık duygular hissettiğim bir Tomb Raider oyununa da. Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider oyununu görünce de aklıma Kurban Bayramı geliyor niyeyse. Tomb Raider 2013'ü adam akıllı oynayışımdan sonra hemen ardından Kurban Bayramı'na denk getirmiştim bu oyunu ondan herhalde. Bu da böyle bir bilgi. Alın ne yaparsanız yapın. Neyse bırakalım şimdi bayram muhabbetini. Rise of the Tomb Raider benim survival timeline'ında en sevdiğim ama bir o kadar da yine saçma bulduğum çok yeri olan bir oyun. Şimdi genel olarak oynanışı 2013'e göre çok çok daha iyi. Benzerlik gösterse de birçok yerde tema olarak karda kışla başlıyoruz. Özellikle ben oyunu oynarken karda gezinirken gerçekçi kara efektlerine, işte yürürken yerdeki karların ezilmesine, oyuklar oluşturmasına falan çok şaşırmıştım o zamanlar. 9 yıl olmasına rağmen üst düzey teknoloji grafik geliyordu yani gözüme. Ama oyundaki sıkıntılı ve başta alışması en zor bulduğum şey krat mekanikleriydi. Tomb Raider 2013'te bu mekanikler çok yoğun ve ayrıntılı değildi ve survival temasına bizi alıştırıyordu. Ama Rise of the Tomb Raider saçma sapan tuş kombinasyonlarıyla crafting'i biraz sıkıcı ve komplike bir hale getirebiliyordu. Ama controller'la belli saatten sonra rahatlıkla tolere edilebilen bu durum klavyede çok daha alışması zorlaştı.
zor gelmişti bana. Ama bir süreden sonra oyunun temposuna alışıp bu farklılığı görmezden gelmiştim ve pek de canımı sıkmamıştı. DLC hikayelerini de çok tatmin edici bulmadığım için Rise of the Tomb Raider her ne kadar oynanış ve ana hikaye olarak en iyi survival timeline oyunu olsa da B tier'ına koyacağım. Evet, en sevmediğim ve ısınamadığım oyunlardan bir tanesi de daha. Shadow of the Tomb Raider bana sürekli aynı şeyi oynuyormuşum gibi hissettirmişti ve ana hikayesi de hiç heyecan verici gelmemişti. Rise'daki olan olaylar ve final sahnesi vesaire her şey benim kafama oturmuştu ve çok daha etkileyici bir devam oyunu bekliyordum. Ancak Shadow beni hiç tatmin etmedi. Hikayesi çok bayattı. Grafikler beni ilgilendirmez. 2017 oyunu evet ama beni ilk etapta oynanış ve ne oynadığım ilgilendirir. Oynanış kısmında da amşan bir yenilik yoktu zaten. Rise'da hemen hemen aynıydı. Çok fazla konuşmama gerek yok bu oyunu. En sevmediğim Tomb Raider oyunlarından biri, o yüzden direkt E tier'ına gidiyor. Hayal kırıklığı bir oyunda. Tomb Raider Curse of the Sword. Bu oyunu herkes bilmez çünkü Game Boy Color oyunlarından bir tanesi. Ben de zaten emülatörle oynamıştım. Oyunda ilk başta bize bir adam gösteriliyor ve bu adam çok güçlü bir büyücü olan Madame Pavo'nun uşağı. Bu büyücüyü diriltmeye çalışıyor ve ruhunu aktaracak bir insan arıyor. Sonra günümüze döndüğümüzde de Lara ve arkadaşı Jane kılıcın sergilendiği müzede kılıcı incelerken aniden bir müzeye baskın atıp kılıcı çalıyor. Ve Lara da kılıcı geri almaya çalışmak için Jane'i güvenli bir yere götürüp harekete geçiyor ve macera başlıyor. Game Boy oyunu deyip geçmeyin, grafikleri berbat deyip geçmeyin. Ben de ilk başlarda çok önyargıyla yaklaşmıştım bu oyuna. Ama gerçekten çok kayda değer bir hikayesi var. Kısacık da bir oyun zaten. Mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Curse of the Sword özetli hikayesini sevdiğim bir oturuşta ilginç bir şekilde bolca oynadığım hiç de fena olmayan bir Game Boy oyunuydu. Böyle çerezlik, kafa yakmalık, mini bir Lara Croft oyunu yani. Ama 2001 oyunu da haliyle 2D, renkli ama Game Boy oyunu. Yani grafiksel anlamda dediğim gibi pek de bir şey beklememeniz gerekiyor. Amşan bir şey beklemeyin yani. Ben bu oyunu çok da fena bulmadığım için C tier'ına koyacağım. Tomb Raider 2000. Bu oyunda aynen Curse of the Sword gibi 2D bir Game Boy Color oyunu. Tomb Raider The Nightmare Stone ya da direkt olarak Tomb Raider olarak da biliniyor. İlk Tomb Raider Game Boy oyunudur. Oyunda bir grup hazine avcısı var, Noney. Bu hazine avcıları da Quakeset diye okunuyordu galiba. Quakeset adındaki antik bir Aztekleri ve Mayalıları yöneten zalim bir kralı yeniden uyandırmaya çalışıyorlar. Lara da Igor Bowmain adlı bir profesörün bunu ona söylemesiyle yola çıkıyor ve kabus taşını avcılardan önce bulmaya çalışıyor. Şimdi Curse of the Sword'a göre çok daha klasik bir Tomb Raider senaryosu var. Ama vakit geçirmek için oynanabilecek güzel bir Game Boy Color oyunu. Ama ben Curse of the Sword kadar sevmediğim için D tier'ına koyacağım. Tomb Raider The Prophecy az önce saydığım iki el konsol Tomb Raider oyunundan günümüzde çok daha oynanabilir ve kontrolleri rahat bir Tomb Raider oyunudur. Ama Game Boy Advance oyunu. Angel of Darkness'tan hemen bir yıl önce Ubisoft ve Eidos tarafından piyasaya sürülen bu oyun. Yalnız Ubisoft ve Tomb Raider ne alaka dersiniz değil mi? Hani ben de şaşırmıştım ilk başta duyduğumda. Neyse. Bu oyunu özel yapan şeylerden biri izometrik kamera açısına sahip ilk Tomb Raider oyunu. Tabii sonrasında günümüzde daha da yakın Temple of Osiris'lerden, Guardian of Light'lardan da bahsedeceğim ama Game Boy Advance'de bence çok cesur bir şekilde çıkış yapan bir oyundu Prophecy. Çünkü o tank kontrol şeması yine spin-off bir oyun olsa dahi ekranda rahatça kayıp giden bir Lara Croft'u görmek beni çok mutlu etmişti. Senaryo mantığı da yine klasik Tomb Raider senaryo. Öyle yenilikçi bir muhabbet yok. İşte tarikat üyeleri var kötü niyetli. Great Grey One diye bir mistik varlığı canlandırmaya çalışıyorlar. Sihirli taşlar lazım canlandırmak için de. Lara'yla da önce bu taşları biz bulup bu planı durdurmaya çalışıyoruz. Kısaca bu. Ama daha rahat kontrollere sahip bir spin-off oyunu istiyorsanız tavsiye ederim. Tomb Raider Curse of the Sword ve Tomb Raider 2000'in kontrollerine nazaran çok daha oynanabilir. Level design de çok daha ılımlı ve alışması kolay. C tier'ına çok rahat koyarım. Lara Croft and the Temple of Osiris. Temple of Osiris Lara Croft oyunları arasından bir tanesi. Niyeyse ben bu oyunu çok da fazla tutmadım ve kısmen başarısız bir Tomb Raider oyunu olduğunu düşünüyorum. Eğer kalabalık 2-4 kişilik bir arkadaş grubunuz varsa mutlaka birkaç saat hoş vakit geçirmelik tercih edilebilecek bir oyun. Tapınakta hapsedilmiş tanrılar Isis, Horus ya da azine avcısı kankamız Carter Bell veya direkt Lara'yı kontrol ederek amacımız oyunda kötü tanrı Seth'i durdurmak. Oyunu başarısız bulmamın sebebi ise oyunun zamanına göre pek yenilikçi ve heyecanlandırıcı olmamasından kaynaklanıyor. Sıkıcı gelmişti bana yani. O yüzden bu oyunu E tier'ına atıyorum. Guardian of Light Temple of Osiris'e nazaran çok daha başarılı bulduğum bir oyun. Bu sefer oyunda en fazla 2 kişi co-op oynayabiliyoruz. Oyun Temple of Osiris'ten 4 yıl önce çıkmasına rağmen benim spin-off'lar arasında favorilerimde yer alır. Hikayesi bence bir tık daha ilgi çekiciydi. Ama siz yine üst düzey kalite bir şey beklemeyin bence. Ama sevgiliyle, kankayla güzel vakit geçirip öyle çok üzerinde düşünülmeyecek oyunlardan bir tanesi. Bol bulmacalı macera oyunu işte. Ben de zamanında bu oyunu bir arkadaşımla oynamıştım ve oyunu ikimiz de çok sevmemiştik ama yine de güzel vakit geçmişti. O yüzden bu oyunu C tier'ına koyacağım. Ve geldik son oyuna. Çok şükürler olsun ki. Bu oyunun incelemesini de yapmıştım. Çok daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz
Şuradan videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bu oyun beni gerçekten de hayal kırıklığına uğrattı ve para israfı olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız kısaca anlatayım. Evet, bu oyun remastered, çok fazla bir şey beklememek gerekiyor ve evet, oyunda grafiksel olarak tek tuşla cilalanmış daha güzel tekstürlü görünüme dönebilir ve istersek orijinal görünüme geçebiliyoruz 3 oyunda da. Ancak zaten bu modlarla da yapılabilen bir şeydi. Ekstra para vermeye gerek olduğunu da düşünmüyorum. Bunu hayranlar yapmak yerine tam tersine Tomb Raider 2'yi remake yapan bir hayran projesi bile var. Ve grafikleri de muhteşem duruyor. Daha şu an projenin ne olduğunu bilmiyorum. En son Croft Manor bölümü gelecekti ama herhalde yeterince destek almadığı için ve bütçe yetersizliğinden, geliştirici eksikliğinden dolayı proje iptal edildi. Çünkü bayağıdır ses çıkmıyor projeden. Buna da ekstra üzülüyorum açıkçası. Neyse, tekrardan söylüyorum. Evet, remastered bu demek zaten. Amacına uygun. Ama bu oyunların remastered'a değil, remake'e ihtiyacı var. Bu kadar. Bu kadar basit. 2 ve 3'ün remake'i acilen gelmeli ve anniversary formatında olmalı. Bunu senelerden beri söylüyoruz. 2007'den beri bir remake geliştirilmiyor. Yani lütfen bu konuda bir şeyler yapasın artık. Devir şu an remake devri. Acık kafayı çalıştırın. Parayı kırarsınız. Şeyler yapın artık. Şu Tomb Raider markasını yeniden tamamen canlandırın eski oyunlarla ya. Birazcık şenlenelim ya. Azıcık modern olan ama modern de olmayan, tank kontrollerini biraz cilalayan bir kontrol şeması getirerek sen $15 bir oyun yapmış olmuyorsun. Kocaman bir hayal kırıklığı, o yüzden tartışmasız F tier'ına gidiyor. Güle güle, bir daha da gelme. Bir daha da istemiyorum seni. Parama yazık, yemin ediyorum parama yazık ya. Ve benim Tomb Raider serisinin tüm oyunlarını bir tier list altında sıralamam bu kadardı. Yıllarca Tomb Raider serisini takip eden biri olarak gerek mükemmel oyunlarıyla, gerek ortalama oyunlarıyla, gerekse de bazen çuvallayan oyunlarıyla bu markanın oyunlarını hangi şirket geliştirirse geliştirsin, kaç yaşıma gelirsem geleyim, benim devamlı takip ettiğim bir oyun serisi olarak kalmaya devam edecek. Beni senelerce bu yaşıma kadar oyunlarınla mutlu ettiğin için teşekkürler Tomb Raider. Peki sen Tomb Raider serisinden herhangi bir oyun oynadın mı? Oynadıysan düşüncelerin neler? Yorumlara yaz, birlikte konuşalım. Görüşmek üzere, hoşça kal, kendine iyi bak.